AK Parti'de temayül yoklaması tamamlandı. Şimdi sırada aday adaylarıyla mülakat süreci başladı. 1 Nisan'a kadar devam edecek. Toplamda 6025 aday adayı başvuru gerçekleştirmişti AK Parti'den milletvekili olabilmek için. 14 komisyon kuruldu. Yine AK Parti'nin önemli isimlerinin de içinde bulunduğu bu komisyonlarla aday adaylarıyla birebir mülakatlar yapılıyor. Kendilerine bazı sorular yöneltiliyor ki bu sorulardan bazıları aday olduğu ille ilgili ne tür projeler sunabileceği, herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olup olmadığı veya bölgede, bölgesinde aday olacağı bölgede kendisini tanıyıp tanımadığı da soruluyor. Dediğimiz gibi AK Parti'de bu mülakatlar için sabit sorular yok. İçeride mülakat gerçekleştiren yetkililer spontane olarak direkt sorularını yöneltiyorlar ve puanlama yöntemiyle bu mülakatların da gerçekleştirildiğini belirtelim. Alt komisyon bu kişiler arasında mülakatlarla birlikte elemeler yapacak ve üst komisyona, için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da başkan olduğu komisyona bir liste gönderilecek, elemeler yapılarak ve son nihai şeklinde Başkan Erdoğan ve üst komisyon AK Parti'nin milletvekili aday listesine karar verecek. Az önce Mehmet Sabri de aktardı. 9 Nisan itibariyle de partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ediyor olacak. Bunun yanı sıra 11 Nisan tarihinde de Başkan Erdoğan adayları tanıtacak ve seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaşacak. Dün A Haber canlı yayınında da bir not paylaşmıştı. Bundan sonra slogan, seçim için sloganı doğru adımlarla yola devam diyerek AK Parti milletvekilleri listesini çıkaracak ve bundan sonra 14 Mayıs'ta sandığa böyle gidecek. Can Okanar.